Çocuk hep yapmak istediğini daha iyisini, yaptığının daha iyisini yapmak istiyor. Bunu arkadaşlarını kıskandığı ya da onlarla rekabet ettiği için mi yapar yoksa mükemmeliyetçilikten mi yapar? Genelde mükemmeliyetçi insanlarda kıskançlık vardır. Genelde. Bu arada genelde niye diyorum? Araştırmalar nasıl yapılıyor? Mükemmeliyetçilik ölçüye uygulanıyor, kıskançlık ölçüye uygulanıyor. Aralarında çok yüksek. Korelasyon çıkıyor ama her mükemmelliyetçi kıskanç değil. Her kıskanç mükemmelliyetçi değil. Büyük oranda aynı özellik kişilerde bulunuyor. Her ikisi de olabilir. Hem ben çok iyi yapayım, hem çok iyi yapayım annem babam kabul etsin. Çünkü şöyle bir şey oluyor kıskançlıkta. Mesela ben çok iyi yaptım. 40 yapıyordum, 98'e çıktım. Anne baba diyorsa 100 alan var mı? Diyor ki ben senin başarını ne kadar geliştiğine göre belirlemiyorum... Diğer insanları ne kadar geçtiğine göre belirliyorum derse o zaman kıskançlık da ekleniyor ona. Evet. Başka? Peki hocam kızlarımız var. Mesela onlara nasıl yaklaşacağız? Mükemmelsin, sen yaparsın, başarırsın dedikçe çocuk daha çok ıslanıyor, daha çok hoşuna gidiyor. Yani onlara başka nasıl yardımcı olabiliriz mesela? Bu iyi, iyi Onlar, mi geliyor size? İyi geliyor. İyi geliyor. Ben diyor mükemmelim Ama ben diyor. Ama Bir şey söyleyeceğim. Ne dedik? Mükemmelliyet, çocuğunuz mükemmelliyetçi ise ve biraz önce ne ne dedik mükemmelliyetçilikte neler var depresyon kaygı aşırı yeme bağımlılıklar mükemmelliyetçi insanlarla bu patolojilere bakıldığında bazıları patoloji bazıları patoloji değil bu yani sıkıntılı süreçlere bakıldığında yüksek ilişki görülüyor tamam mı çocuğunuzda yetersizlik varsa yetersizlik nasıl oluşuyor aşırı eleştiri Aşırı övgü, aşırı yüksek beklenti, yardım, istemeden yardım vermek, aşırı kontrol, aşırı müdahale, çocukta yetersizlik oluşuyor. Çocuk sonra diyor ki ben bunlarla baş edebilirim, yetersizliğimi gizleyebilirim derse mükemmelliyetçiliğe gidiyor. Başarılı oluyor mu? Oluyor. Ama ne dedik? Çok fazla bedel ödüyor. Ve genelde de şöyle olur… Ee, Çalışır 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 bir noktada patlar ya bırakır ya da bağımlılıklar oluşur ya da çalışmaz, bırakır. Anne baba da der ki ya hocam çok zeki, çok akıllı, inanılmaz potansiyeli var ve kullanmıyor çok üzülüyorum der. Kullanmaz neden? Yetersizliği ortaya çıkacak diye çok korkar. Onun için biz neye odaklanacağız? Programın sonunda 10 e, tane şey söyleyeceğim size ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Tamam mı? Şimdi bir de diğer araştırmadan da bahsetmek istiyorum. Ne dedik? Hep bu programda söylüyoruz. Bir şeyin neden sonuç ilişkisi olabilmesi için deney yapmanız lazım. Tamam mı? Ee, Lego Group Mükemmelin Ötesinde diye bir sosyal deney yapıyor. Deneyde şu. Yine kızlar, tamam mı? Şimdi anne babalarıyla geliyorlar. Deneyin ilk kısmında şunu diyorlar. Sizden oyun oynamanızı istiyoruz. Bu legoları yapmanızı istiyoruz ama mükemmel olacak. Tamam mı? Kusursuz, mükemmel olacak. Kusursuz yapın. Sonra çocuklar yapıyor, anne babalarıyla yapıyor. Ondan sonra deneyin ikinci kısmında aynı çocuklara diyorlar ki sadece keyif alın. Tamam mı? Sonra yine anne babaları başlarında. Sonra çocuklara soruyorlar aynı çocuklara. Bu cümle söylendiğinde ne hissettiniz? Bu cümle söylendiğinde ne hissettiniz? Ve hangi cümlenin size söylenmesini istersiniz? Bazı anneler duygulanıyor. Çünkü çocuk diyor ki e, çok fazla e, üzerimde yük hissettim. Çok fazla mükemmel olmak istedim. Hata yapmaktan korktum. Anne de böyle üzülüyor. Görüyor böyle. Ay diyor ben çocuğumda neler yaratıyorum bunları söylüyorsam evde. Öbür türlü eğleniyorlar. Şöyle mi yapalım? Böyle bir canlılık geliyor çocuklara. Sonra anne babalar diyor ki, diyor anladınız mı diyor bizim kullandığımız bir kelime ne kadar çocukların hayatını etkiliyor. Oyun nedir? Çocuk kendini bulur değil mi? Keyif alır, kendi kimliğini oluşturur, hayata hazırlanır. Bunun içine endişe sokarsak ne olur? Bunların hiçbirini yapamaz çocuk. Onun için kullandığımız dil, özellikle kızlar için kullandığımız dil çok 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 önemli. Peki anlattık neler yapacağız tamam mı? Bir, her zaman gelişim odaklı bakış. Bu ne demek gelişim odaklı bakış? Amacımız en iyisini yapmak değil, amacımız kendimizi geliştirmek. Çocuk notlar gelişimin göstergesi değildir ama şimdilik öyle varsayalım. 40'tan 80'e çıktığında niye 100 olmadı dediğimizde gelişim odaklı bakış olmuyor. Çocuk iki kat kendini geliştirdi. Bir. İki. Sonuca değil sürece odaklanmak. Daha önce bahsetmiştim bu araştırmadan. Çocuklara dart öğretiyorlar. Özellikle kız çocuklarına. Dart nasıl atılır? Bütün süreçleri öğretiyorlar. Bir gruba diyorlar ki her zaman en iyisini yapmaya çalış. Bir gruba diyorlar ki size bazı yöntemler öğrettik ya onları deneyin diyorlar. Yöntemler üzerine odaklananlar daha iyi sonuç alıyor. Daha önce bahsetmiştim. Sürece odaklanıyoruz. En önemlisini zaten söylemiştim. Hatalar bizim dostumuzdur. Hata olmadan öğrenme olmaz. Eve gidince çocuklarınıza sorun. Hata ne anlama geliyor? Eğer olumsuz anlam yükledilerse... Bunu mutlaka değiştirmeniz lazım. Dört, baskıyı azaltın. Baskıyı azaltmak bu programda çok söyledik. Çok yeteneklisin, çok zekisin, mükemmelsin. Ne yapar? Bu çocuklarda zeki olma, yetenekli olma, mükemmel olma etiketini sürdürme baskısı yaratır. Bunu istemiyoruz. Çocuk bir şey yaptığında övgüden ziyade ilgi sorusu soralım. Sence nasıl olmuş? Burada ne düşündün? Bunu ne düşünerek yaptın, değil mi? Çocuğun iş dünyasını keşfediyoruz. Performanstan nereye odaklanıyoruz? Deneyime. Zeki, dahi, cesur gibi kelimeler, hani daha çok erkekler için diğerler, şirin, tatlı, güzel kullanıldı ya. Kullandığımız kelimelere farkında olmadan. Çünkü iki tane kelime türü vardır. Biri sıcaklık veren kelimeler, biri beceri veren kelimelerdir beceri veren kelimeleri daha çok erkekler için, sıcaklık veren kelimeleri daha çok kızlar için kullanıyoruz ya. Bunun farkında olalım, ortak kullanalım. Tabii en önemlisi model olmanız lazım. Hata yaptığınızda kendinize ne diyorsunuz? Kendinizi eleştiriyor musunuz? Hatayı kabul etmiyor musunuz? Bahane buluyor musunuz? Savunmacı mısınız? Bahane bulan ve savunmacı olan insanlarda genelde yetersizlik hissi vardır. Ortaya çıkmasın diye bahane üretirler. Benim suçum değil ki ben yine yetenekliyim. Öğretmenden oldu, sorudan oldu, şundan oldu, bundan oldu. Başarısız olunca hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu arada mükemmelliyetçi insanlar hayal kırıklığına uğrar, mükemmelliyetçi olmayanlar üzülür. Çok farklıdır. Bunu yönetmeyi de çocuğunuza öğretmeniz lazım. Henüz kelimesini kullanalım. Henüz olmadı, yani gelişimli olacak. Ve en önemlisi de eğer bir gelişim yolculuğuna girdiyseniz gelişim oluyor mu olmuyor mu bakmanız gerekir. Gelişiminizi takip etmeniz gerekir. Tamam mı? Bu 10 tane yapmamız gereken net mi? Tamam. En önemlisi bence hata toleransı. Evet bir soru vardı. Ee, hocam aslında anlattıklarınızdan yola çıkarak ben de kendimi mükemmeliyetçi olduğunu fark ettim. yani Peki mükemmeliyetçilik kötü müdür? Nasıl başarılı olabiliriz? Şimdi biraz bahsetmiştim ondan ama Yine Ömer Antalyalı ile benim yaptığım araştırma var. Bunu yayınladık. E, 55 parametrede insanların bakış açılarını ölçtük. Kişi, kişisel özelliklerini ölçtük. Ve düşünsenize 55 parametre aralarındaki korelasyonlar var. İnanılmaz değil mi? E, ve mükemmelliyetçiliği programdan önce ben çıkardım. Nelerle koreli oluyor diye ona baktım. Yani nelerle ilişkisi var. En büyük ilişkisi neyle biliyor musunuz? Mükemmelliyetçi insanlar. 07 düşünün yargılanma korkusu. Mükemmelliyetçi insanlar yargılanmaktan korkuyor. Bir yüksek ilişki var. İkinci yüksek ilişki 054 sosyal endişe. Üçüncüsü potansiyelinden şüphe 053. Hani yetersizse diyor şüphe duyar zaten. Otoriteye bağımlık çıkmış. Dürtüsellik. Şu çok enteresan 045 yalnızlık. Çünkü her an korku olabilir. Ve yine hangi ebeveynlerin çocuklarında mükemmeliyetçilik var diye bakıldığında annesi ve babası tarafından terk edilme veya reddedilme korkusu olan çocuklarda daha çok mükemmeliyetçilik var. Aslında bir ilişki sorunu. Ve aşırı rekabet eğilimi. 0.41. E, ee, dışsal motivasyon çıkmış. Sorunları çözme yaklaşımında da olumsuz çıkmış. Yani sorunları çözmede kendilerini zayıf hissediyorlar. Yani olumsuz birçok tarafı var. Evet. Başka? Hocam e, peki bir öğrenci olarak düşünelim. Sınavı kazanma e, hırsı ya da e, sınav e, bu sınavı kazanmak istiyorum ihtiyacı bu da bir mükemmeliyetçiye giriyor mu? Yoksa en iyisini yapmak olarak mı temeldirilir? Güzel soru. Şimdi her başarılı olmak isteyen insan mükemmeliyetçi midir? Anladınız mı? Çünkü... Başarı isteyebiliriz, bu bizim mükemmelliyetçi olduğumuz anlamına gelmez. Arasındaki fark ne biliyor musunuz? Başarı isteyenlerle, başarı motivasyonu diyoruz buna, başarı motivasyonu yüksek olanlarla, mükemmelliyetçiler arasında şöyle bir fark var. Mükemmelliyetçilerin başarı motivasyonu yüksektir. Başarı motivasyonu yüksek olanlar ve olanlarda olmayan ne var biliyor musunuz? Hata yapma korkusu ve yargılanma korkusu mükemmelliyetçilikle başarı motivasyonu ayırt eden en temel özellik hata yapma korkusu. Herkes en iyisini isteyebilir ama başarısı olursa mükemmelliyetçiler çöker, utanç hisseder. Diğerleri e, başarısı olursa onlar utanç hissetmiyor. Hatta hemen hızlıca onu da ölçeğini yapayım çünkü bu konuda çok araştırmalar var. Hayattaki hedeflerim. Hayattaki hedefleri ne diye sormuşlar? Başarı motivasyonu yüksek olanlarla mükemmelliyetçilerin cevaplarına bakalım. Ee, Başarılı bir insan olmak, diğeri mükemmel bir insan olmak. Yaptığım işten iyi sonuç almak, yaptığım her işin mükemmel olması. Çok üretken bir insan olmak, her zaman üretken bir insan olmak. Baskı görüyor musunuz kendi üzerinde? Becerikli bir insan olmak, kusursuz bir insan olmak. Ee, en iyisini yapıncaya kadar çalışmak, mükemmele ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışmak. Fark anladınız mı? Başarı motivasyonuyla mükemmelliyetçilik arasında böyle bir fark var. Ve başarı motivasyonu yüksek olanlar hata yapmaktan korkmuyorlar, hatalarını öğreniyorlar. Mükemmelliyetçiler hata yapmak onlar için bir utanç kaynağı oluyor. Aralarındaki en büyük fark bu. Şimdi bugün mükemmelliyetçilikten bahsettim. Mükemmelliyetçilik başarı motivasyondan farklıdır. Mükemmelliyetçiliğin altında mükemmel olmak, kusursuz olmak, hatadan korkmak, hata toleransının az olması ve hata yapınca da utanç duygusu yatıyor. Bu nasıl oluşuyor? Genelde anne babaların aşırı eleştirisi, aşırı övgüsü, yüksek beklentisi, aşırı yüksek beklentisi, aşırı müdahalesi, aşırı kontrolüyle oluyor. Ve dünyadaki yapılan en büyük araştırmalardan bir tanesine göre bahsettim. 60 bin kişilere yapılan araştırmaya göre de maalesef ebeveynler daha çok mükemmellik baskısını kızlara yapıyor ve o onlarda da endişe ve hata yapma korkusu yaratıyor. En önemlisi oyun oynarken bile bunun yaratılması daha da acı. Onun için sonuçtan ziyade sürece hatanın bir öğrenme aracı olarak görülmesine ve bir gelişim gelişime odaklandığımız zaman mükemmeliyetçilik yavaş yavaş azalmaya başlıyor.